Doktor Eşref Atabey, jeoloji yüksek mühendisi. Sağlığımız için tehlike oluşturan ev tozundaki ağır metallerden bahsedeceğim. Pencere önüne konmuş boş bir su bardağı içinde 25 bin parça mikroskopik toz dolanmaktadır. Salondaki, odadaki masanın, dolabın ya da bilgisayarın üzerine parmağımızı sürelim ve parmaklarımızın girintilerinde kalan tozları bir büyüteçle inceleyelim. Göreceğimiz şey dağılan dünyanın tek tek seçilemeyecek kadar küçük parçalarıdır. Çeşitli mineral tozları, boya kırıntıları, deri döküntüleri, bitki tozları, tuğla kırıntısı, kazak yünü, iplik parçaları, kıl, lastik parçaları, bakteriler, mayıtlar ve daha birçokları. Bu görünmez tozlar göründüğü kadar zararsız değildir. Küçük ama birer canavar olabilirler. Her nefes alışımızda binlerce zerre vücudumuza girer. Bazıları burnumuza yerleşir, bazıları genizimize yapışır. Diğerleri akciğerlerimize sığınır. Toz, partikül büyüklüğü 100 mikrondan daha az boyutta olan havada asılı parçacıkların genel adıdır. Solunabilir toz, aerodinamik eşdeğer çapı 0,1 ile 5 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı 3 mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az 3 katı olan lifsi tozlardır. Biyoaerosol, bakteri, mantar sporları, virüsler ile polen ve onların bileşenlerini içeren biyolojik kökenli havadan kaynaklı tüm organik maddeler biyoaerosol olarak adlandırılmaktadır. 0,1 ile 5 mikrondan küçük boyutlu tozlar vücut için zararsızdır. Solunum sistemine girip çıkar. 0,1 ile 5 mikron boyutlu tozlar akciğere ulaşır, tehlikelidir. 5 ile 50 mikron boyutlu tozlar üst solunum yollarında tutulur. Ev tozu nedir? Ev ortamında biyolojik kaynaklı toz akarları, toz akarı dışkısı, bakteri, küf, virüs, polen ve onların parçalarından oluşan biyoaerosollerle birlikte ince toz, yemek pişirme, sigara dumanı, ısıtma ve soğutma sistemleri, bina yapı malzemeleri ve mobilyalardan kaynaklanan biyolojik olmayan ağır metaller de dahil tozlardır. Zamanla yüzeyde biriken toz, evcil hayvan tüyleri, küflenme, hava akımı ya da dışarıda giyilen ayakkabı, kıyafetlerle eve taşınan polen ve tozlar evin havasını kirleterek alerjiler başta olmak üzere pek çok rahatsızlığı tetiklediği belirtilmektedir. Evdeki pamukçuklar. Evlerdeki tozlar statik elektriklenmenin etkisiyle alttaki resimlerde de görüldüğü üzere bir araya toplanarak pamukçukları oluşturur. Bu pamukçuklar saç, kıl, kumaş parçaları, ölü deri kırıntısı, örümcek ağı, böcek kırıntıları ve tüy gibi maddeler içerebilir. Toz akarları ve diğer parazitleri de barındırır. İnsanlar zamanların yaklaşık %80-90'ını kapalı ortamlarda geçirir. Kapalı ortamlar, konutlar, resmi binalar, okullar, taşıtlar, kapalı spor salonları, eğlence yerleri gibi yerlerdir. Kapalı ortam hava kirleticileri nelerdir? Kömür, odun, petrol, gaz yağı, gaz ve tütün ürünleri gibi yanma kaynakları olanlar, yapı malzemeleri, asbest içeren yalıtım, binanın kendisi, mobilyalar, dolap veya bazı preslenmiş ahşap ürünleri, kişisel bakım ya da hobi için kullanılan ürünler, ısıtma ve soğutma sistemleri, nemlendirme cihazları, ev temizliği ve bakımı, yemek pişirmek, sigara içmek, bazı kimyasal maddeler ve partiküller, dış ortam hava kirliliği etmenlerinden uçucu organik bileşikler, karbondioksit, su buharı, ozon, mantarlar, virüsler, bakteriler, alkler, radon gazı ve elektromanyetik kaynaklı radyasyon kapalı ortam havasına etki eder. Kompozit ağaç, PVC borular ve PVC tel kablo yalıtımları gibi çok sayıda bina yapı malzemeleri
iç ortama kimyasal madde yaymaktadır. Halı uçlarının püsküllerinin %90'ı naylon ve akriliktir. Mobilya minderler ve döşeme malzemelerinin %10-30'unda bromlu, alev almayan malzemeler kullanılmaktadır. Çeşitli glikol eterler cam ve çok amaçlı temizleyicilerde yağ ve kiri gidermek için, çevreye zararsız ürünlerde de terpenoid esaslı solventler kullanılmaktadır. Bu solventler ozon ile reaksiyona girerek iç ortamda ozon oksidasyon ürünlerinin oluşmasına neden olur. Kokulu mum ve çeşitli oda spreyleri kapalı ortamlarda pek çok koku etken maddesi de oda kokularında kullanılmaktadır. Bunlar doymamış organik bileşikler içerirler ve hem gaz hem de sıvı hallerinde ozon ile reaksiyona girer. Fotokopi makineleri ozon, stiren, formaldehit ve diğer aldehitler ile yarı uçucu organik bileşikler yayabilir. Bazı lazer yazıcıların kapalı ortamdaki partikül kaynakları oldukları tespit edilmiştir. Giysilerde sentetik lifli malzemeler kullanılmaktadır. Alev geciktirici olarak tiris fosfat kullanılmaktayken bu bileşiklerin hücre molekül yapısını değiştirdiği belirlendikten sonra klorlu türleri tercih edilmiştir. Kuru temizleme yapılmış giysilerden tetrakloro etilen emisyonların olduğu EPA tarafından tespit edilmiştir. İç mekanlarda hava kirleticileri gazlar ve bioaerosoller olarak iki grup altında toplanabilir. Gazlar karbondioksit, karbonmonoksit, azot dioksit, ozon, kükürt dioksit, formaldehit, uçucu organik bileşikler ve radon sıralanabilir. Bioaerosoller, alerjenler, mantar sporları, bakteriler, virüsler ve çok halkalı aromatik hidrokarbonlardır. Mobilyalar, halılar, duvar ve tavan boyaları, izolasyon malzemeleri, reçineler, yapıştırıcılar, laminant parkeler ve döşemelikler başlıca formaldehit emisyon kaynaklarıdır. İç ortamdaki formaldehit derişimleri genellikle dış ortam miktarından daha fazladır. Düşük kaynama noktaları nedeniyle iç ortamlarda gaz fazında bulunan uçucu organik bileşiklerin çoğu toksik ve kanserojendir. Uçucu organik bileşiklerin yaşanılan iç ortama emisyonları mobilya, halı, vernik, çözücüler, oda parfümleri, deterjan, yapıştırıcılar, yanma işlemleri, boyalar, yer ve duvar kaplamaları ve laminant parkelerden olmaktadır. İç ortam hava kirleticileri arasında özellikle uçucu organik bileşikler ve ağır metaller toksik ve kanserojenik etkileri nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Arsenik, kadmiyum, civa, nikel, kurşun gibi bazı ağır metaller insanlar için kanserojendir. Bu elementlerin çoğu kömür ve petrol yanması, motorlu taşıtlar ve metal endüstrileri gibi dış ortam emisyon kaynakları ile ilişkili olmalarına rağmen dış ortam iç ortam taşınımı yoluyla iç ortam hava kirliliğine katkı sağlar. Ağır metallerin diğer kaynakları arasında yol tozlarından gelen yer kabuğu kaynaklı elementler, inşaat aktiviteleri, tekerlek fren aşınması ve sanayi tesislerinin emisyonları sayılabilir. Kapalı ortam hava kirleticileri ve kaynakları nelerdir? Asbest, yangın geciktirici malzemeleri, yalıtım. Karbondioksit, metabolik aktivite, yanma faaliyetleri, motorlu araçlar. Karbonmonoksit, yakıt yanma, kazanlar, sobalar, gaz veya gaz yağı ısıtıcıları, tütün dumanı. Formaldehit, yalıtım, mobilya. Mikroorganizmalar, insanlar, hayvanlar, bitkiler, klima sistemleri. Azot dioksit, dış hava, yakıt yanma, garajlarda motorlu araçlar. Organik maddeler, yapıştırıcılar, çözücüler, yapı malzemeleri, uçuculuk, boyalar, tütün dumanı, yanma. Ozon, fotokimyasal reaksiyonlar.
Partiküller ve metaller, yeniden süspansiyon, tütün dumanı, yanma ürünleri. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, yakıt yanma, tütün dumanı. Polenler, dış hava, ağaçlar, çim, yabani otlar, bitkiler. Radon gazı, toprak, inşaat yapı malzemeleri. Mantar sporları, toprak, bitkiler, gıda, iç yüzeyler. Kükürt dioksit, dış hava ve yakıt yanma. İç ortamdaki kurşun, civa, kadmiyum ve asbestin kaynağı. Kurşun, iç ortamdaki en önemli kaynakları, boya, ventilasyon ile dış ortamdan iç ortama taşınım olarak sıralanabilir. Kurşun dökümhaneleri, kurşun içeren bileşiklerin üretimi ve saflaştırma proseslerini içeren endüstrilerden ortam havasına kurşun emisyonları olabilir. Ayrıca kömür, kayışlar ve sediman gibi birçok mineral içeren yapılar da düşük miktarlarda dahi olsa kurşun içermektedir. Demir çelik üretimi, bakır dökümhaneler ve kömür yakan tüm tesisler atmosferdeki kurşun kaynakları olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, iç ortam havasındaki kurşun derişiminin 0,5 mikrogram metreküp değerini aşmamasını tavsiye etmektedir. Civa, en önemli iç ortam kaynakları, boyalar, termometreler, bazı lamba ve elektrik düğmeleri ile dış ortamdan iç ortama ventilasyondur. Dış ortamdaki en önemli kaynağı ise civa içeren kömürün yanmasıdır. Kadmiyum, dökümhanelerden veya tütün dumanından dış ortam havasına salınabilir. Tütün dumanı kadmiyumun en önemli kaynağıdır. Asbest, belirli kayışlarda bulunan bir çeşit silikat grubu mineralin ticari adıdır. Asbest darbelere dayanıklı, yanmaz, korozyona dirençli, izolasyon özelliğine sahip bir materyal olduğu için popüler bir ticari üründü. Asbest 3000 farklı üründe kullanılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nce kanserojen 1A grubunda kabul edilen asbestin çıkarılması, ticareti, kullanımı, ihracatı ve ithalatı 2013 yılından itibaren Türkiye'de tamamen yasaklanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, iç ortamlardaki partikül madde 10 derişiminin yıllık ortalama değerinin 30 mikrogram metreküp, partikül madde 2,5 değerinin ise 20 mikrogram metreküp değerini aşmamasını önermektedir. Ağır metal nedir? Ağır metal kavramı fiziksel özellik açısından yoğunluğu 5 gram santimetre küpten daha fazla olan metaller için kullanılır. Bu gruba kurşun, kadmiyum, krom, demir, kobalt, bakır, nikel, civa ve çinko olmak üzere 60'tan fazla metal dahildir. Ağır metalleri kimyasal reaksiyonlara etki edenler, fizyolojik ve taşınım sistemlerine etki edenler, kanserojenik ve mutajenik etkisi olanlar, alerjen olarak etki edenler ve spesifik etki edenler olarak sıralamak mümkündür. Ağır metallerin birçok kronik hastalığa neden olduğu, küçük yaşlardan beri maruz kalındığında karaciğer, böbrek fonksiyonlarında bozulmaya, vücuttaki tüm enzim sistemlerinin olumsuz etkilenmesine, kansere, dikkat bozukluğuna yol açtığı belirtilmektedir. Ankara Ev Tozu Ağır Metal İçeriği Araştırması 2012 yılı Nisan-Haziran arasındaki sürede Ankara'nın çeşitli noktalarında bulunan toplam 47 evden elektrik süpürgesi içinde biriken toz örnekleri alınmıştır. Örnekleme yapılan evler Akyurt, Altındağ, Çankaya, Etimesgüt, Gölbaşı, Kahraman Kazan, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yeni Mahalle'de yer almaktadır. Araştırma Parisa Barbeyi tarafından 2015 yılında yapılmıştır. 47 evden alınan ev içi toz örneklerinde ölçülen nikel, kurşun, demir, çinko, kadmiyum, vanadyum, arsenik, krom, bakır, civa, magnezyum, mangan, antimon ve kalay ağır metal sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
Mamak ilçesi bir mahallesinde yer alan bir evin yakınında ana cadde olması, 500 metre yakınında kamyon garajının, evin ana cephesi doğrultusunda sobalı gecekondu türü evlerin bulunması ve ev içinde sigara içilmesi, bu evden alınan tozun içindeki ağır metal derişiminin önemli miktarda artmış olduğu görülmüştür. Akyurt ilçesi bir mahallesinde ısıtma türü kömürlü soba olan eski ve tek katlı gecekondu tipi bir evde yüksek kirletici derişimi gözlenmiştir. Pencere türü ahşap ve çevresinde birçok küçük çaplı iş yerleri bulunmaktadır. Ayrıca evin içinde sigara içimi de evden alınan toz örneklerindeki kirletici düzeyini önemli ölçüde arttırmıştır. Keçiören ilçesi bir mahallesinde bir evde ağır metal derişimleri oldukça düşük saptanmıştır. Bu evin çevresinde açık, herhangi bir kirletici faaliyeti olmayıp, evin ısıtma türü doğalgaz, eşyaları yeni ve ev içinde sigara içilmemektedir. Ev tozları içinde en yüksek derişimde bulunan elementler sırasıyla kalsiyum, magnezyum, demir, çinko ve bakır. En düşük derişime sahip olan elementler antimon, civa, arsenik, kadmiyum ve kalay olarak saptanmıştır. Ev tozlarında ağır metallerin derişimlerini ana caddeye yakınlık, evin bulunduğu kat, evin duvar boya türü, ev içinde sigara içilmesi, temizlik yaparken dezenfektan kullanım sıklığı, kullanılan yakıt türü etkilemektedir. Boyalardaki metaller: sarı boya kadmiyum, bakır, kurşun, çinko metalleri, mor renk boya çinko ve kurşun metalleri, yeşil renk boya bakır metali içermektedir. Arsenik yağlı boyalarda parlaklık vermek için kullanılmaktadır. Arsenik ve kadmiyum düzeyleri yağlı boya ile duvarları boyanan evlerde yaklaşık olarak iki katı daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Plastik boya kullanılan evlerde gözlenen civa ve çinko seviyesi diğer türdeki boyalı evlere göre 2-3 kat daha yüksek olarak saptanmıştır. Sigara içilen evlerde bakır, kadmiyum, mangan, magnezyum ve çinko miktarı içilmeyen evlere göre istatistiksel olarak daha yüksek görünmektedir. Çok sıklıkla deterjan kullanılan evlerde bakır, civa ve kalay miktarı daha yüksek olduğu saptanmıştır. Isıtma türü soba olan evlerde arsenik, kadmiyum, civa ve mangan ağır metallerin derişimleri doğalgaz kullanılan evlere göre daha yüksek bulunmuştur. Zemin kat ve birinci katta olan evlerin tozlarında trafik kaynaklı ağır metallerin kadmiyum, antimon, kurşun derişimlerinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkmıştır. İkinci ve daha üst katlarda olan evlerde ise arsenik miktarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve bir global teknoloji şirketi, evlerde maruz kalınan kirleticilerin insan sağlığını olumsuz etkilerini ortaya koymak amacıyla ev tozu araştırması yapmıştır. Yapılan ev tozu araştırmasına göre evlerin %93'ünde 14 farklı ağır metal, %43,3'ünde 7 farklı bakteri ve %26,7'sinde tek tür mantar türü bulunmuştur. Yani her 10 evden 9'unda metal ve ağır metale rastlanırken evlerde görülen ortalama metal sayısı bakteri sayısından %150 daha fazla saptanmıştır. Evlerin %10'unda bireyler üzerindeki tehlikeli etkilerden doğurganlık engelleyici özelliğiyle dikkat çeken büyük iş ve üretim makinelerinden kumaş boyası, mıknatıs özellikli aletler ve elektronik cihazlardan ortaya çıkan molibden ağır metaline yüksek miktarda rastlanmıştır. Özellikle evcil hayvanlar, sinekler ve temas yoluyla yayılan bakterilerden kokus türüne evlerin %93,3'ünde rastlanırken
Evlerin çoğunda %57, 7 bakteriden kokus, bacillus, staplokokus, streptokokus, diplokokus, kokobasili ve bacillus ortalama 4'ü bulunmuştur. Bireylerin uyuduğu yerdeki oksijen dengesinin bozulmasına, kaliteli bir uyku uyuyamasına, burun tıkanıklığına, ağız ve boğaz gibi nefes yollarını kurumasına ve tahribata sebep olan HPA mantarına evlerin %26,7'sinde rastlanmış. Bu mantar türü ağırlık olarak yatak odasında tespit edilmiştir. Ev tozlarındaki ağır metaller sağlık için tehlike oluşturmaktadır. Sunumda bahsettiğim üzere sayılan iç ortam kirleticilere karşı önlemler alınabilirse, evler temiz tutulabilirse, ağır metallerden kaynaklı sağlık riskleri de en az seviyeye indirilebilir. Sağlık dileğimle.